Merhaba. Merhabalar. Bu bölüm, bir önceki bölümde pası attığımız bir konuya giriyoruz. Dünyanın dev data kartelleriyle ilgili bir bölüm yapacağız. Evet. Şimdi, ne düşünüyorsun? Büyük veri büyük sorumluluk getirir. Şimdi büyük veri önemli. Artık günümüzde bizim yaptığımız işlerde de yani veri o kadar değerli ki. Örnek veriyorum. Çok basit bir web sitesine örnek vereyim. Ve e-ticaret sitesi. Kullanıcı girdiği zaman her şeyi görmek istiyorsun. Nereye girmiş, ne aramış, neye basmış, nerede zaman geçirmiş. Kursörü nerede gezdirmiş. Gözleri nerede gezdirmiş. Sepete atmış mı, sepeti bitirmiş mi, bitirmemiş mi. Sepetten sonra hangi sayfaya gitti acaba? Rakip sayfa gitmiş olabilir mi, olamaz mı? Bu adam kaç gün sonra geri dönüyor sepetine tekrar bakıyor. O adamın bilgisini bir defa yakaladıysan retargeting yaparak onu tekrar çağırmak. Yani Arman benim sisteme girdi. Genelde hepinizin başına geliyordur. Yani internette bir yere girdiğinizde, bir ürüne baktığınızda girdiğiniz bütün haber sitelerinde, gezdiğiniz bütün sitelerde o ürünü görüyorsunuz. Neden? Çünkü o sayfa sizi bir yerden keşledi ve Google'a diyor ki benim sayfama gelen o adam vardı ya, hani şu cep telefonu kılıfına bakmıştı. Her yerde onu bunu göster diyor. Neden? Çünkü sizi o ürünle ilgileniyorsunuz. Tekrar tekrar önünüze gelirse o ürün sizin alma olasınız artıyor. Evet, o yüzden. Peki bu data kimde? Şimdi bu data birçok şirket kendisi saklıyor. Büyük şirketler kendisi, yani imkan olan kendisi saklıyor. Örnek veriyorum Facebook, Google, Apple, bunlar saklıyorlar ve Amazon. Şey diyorlar yani sizin veriniz güvende. Küçük girişimciler ne yapıyor? Google Analytics kullanarak aslında verini Google'a oraya veriyor. Koyuyor. Aynen. Ya da Facebook'un altyapısını kullanarak Facebook reklam Aynen. vermek Çünkü istiyorsa, takip etmek istiyorsa. Kendi data center'ımızı kurma şansımız yok. Hayır. Kendimiz öyle bir platform kuramıyoruz. Neden? Çünkü bu bir network işi. Evet, evet. Yani reklam dediğimiz dünyadaki pasta aslında herkesin aynı yerde olduğu durumda işe yarıyor. Yani ben eğer Google'a reklam vererek müşterime ulaşabileceksem, çünkü Google benim müşterimin nerede olduğunu biliyor. Sayfama ne zaman geldiğini bilebiliyor. Bana müşterimle ilgili bazı insight'lar veriyor. Evet, işte. Benim sayfama giren Arman'dı demiyor bana. Arman'ın adını vermiyor, telefonunu vermiyor, ne bileyim e-mail'ini vermiyor. Ama diyorum ki Arman'a bir defa gelen bir adam vardı ya, X001 cep telefonuna bakmıştı. Hadi o adama cep telefonuyla ilgili reklam göster. Daha ötesine gidiyorum. O X00 dediğin adam profilini alıyorsun. Diyorsun ki bu adam benim şu ürünlerimi inceledi. Şu adama benzeyen profildeki insanları bu reklamı göster. Facebook'un bu reklamları göster. Aynen öyle. Yuh. Ve Facebook dediğimiz mekan ya da Instagram ya da diğer sosyal medyalara verdiğimiz bilgilerle aslında bizden iyi tanıyor. Aranızda eğer hiç denemeyen varsa girip Facebook'ta bir postunuzu şey yapın, sponsorlu yapmaya çalışın. Ne kriterler geliyor görün. Yaş, cinsiyet, kullandığı cep telefonu. Yani diyorsun ki sadece iPhone X-Ray kullananlara bu reklamı göster. Evet. Düşünebiliyor musun? Bebek yaşta, 0-2 yaşta çocuğu olanlara göster. Şu müzik grubunu sevenlere, yaşında, şu futbol takımını evet. izleyenlere gidiyor ve gidiyor ve gidiyor. Bu da aslında şimdi her şeyimizi oralara emanet ediyoruz demek. Evet, şu an farklı bir dilimiz ya. Telefon dediğimiz şeye, Google'ın başı bu yüzden arttı. Avrupa'da GDPR ne dedi? Bundan sonra veri şeyi lokasyonu lokalayacaksın arkadaşım, bunun iznini istemek zorundasın. Öyle kafana göre insanların lokasyonunu loglayamazsın. Evet. Ama bu adamlar bunu yapıyordu bugüne kadar. Deli veri topluyorlar. Tabii onların bakış açısı veri eşittir başarı. Artı veri eşittir o şirketin ayakta kalması. Yani Google veri satıyor. Aynen öyle. Düşünsenize Google'un bugün verisi olmasa ve veriden para kazanamıyor olmasa sana Gmail'i verebilir mi? Veremez. YouTube'da şey sana veremez. Terabaytlarca, petabaytlarca videoyu ücretsiz izletebilir mi? Sana bir search engine için arkada kullandığı o zilyon tane altyapıyı verebilir mi? Bu şirketlerin para kazanma modeli veri. Veriyi almak, depolamak, klasifiye etmek, analiz etmek ve o veriye para verecek adamlara güvenli bir şekilde bu altyapıyı vermek. Ve reklam altyapısını sunarak aslında bir şekilde döngüyü, evet. o tavuk yumurta meselesini döndürüyor. Şimdi güvenliden de pası sana atacağım. Arman, güvenli konusu gittikçe tartışılır bir hale aldı. Facebook'un son yediği halttan sonra, evet. yani düşünsenize Facebook'un yaptığı açık ya da yumuşak karnı ya da öngörememesi nedeniyle Amerika'da Trump başkan seçildi diyorlar. Yani düşün, Trump'ın seçilmesinin altında yatan şey Facebook'un sosyal medyadaki başarısız veri yönetimi ve partnerlerine bu veriyi kontrolsüz bir şekilde açması. Aynen öyle. Amerikan başkanını seçebilme
gücüne sahip bir platformdan bahsediyoruz. Ve daha kötüsü o veriyi, o reklamları yöneten de dediklerine göre çoğu Rus ajansları. Evet. Yani Rusların gerçekten Amerika'daki seçimlere müdahale ettiğini öne sürdüler. Evet. Ve bununla ilgili ne kadar bir etkisi var bilmiyorum. %25 mi 10 Trump'ın bilmiyorum. Eski avukatı şu an tutuklandı. 3 yıl mı yedi? Evet, 3 yıl yedi adam. Düşün yani şu an Amerikan başkanının sen avukatısın ve seni bu nedenlerle alıyorlar. Tabii başka altında yatan bir sürü sebep daha var. Ama çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi ilk benim dikkatimi şeye çekti bu. Edward Snowden. Veren adam. NSA'ya giriyor. İnanılmaz tahmin ediyorum yetenekli bir genç. NSA'ya giriyor. NSA'de Amerika'nın güvenlik ajansı. National Security Agency. Evet. Şunu görüyor. NSA her şeyi izliyormuş. Evet. Telefon konuşmalarını, telefon lokasyonlarını, telefon kapalı dahi olsa. Telefon kapalı dahi olsa. Kore ve Arman telefonları yakınlaştığı zaman işte bunlar buluşuyor. Hangi ülkelerde kimlerle görüşüyor'ya kadar evin üstüne geçen drone'daki kameranın canlı yayınını açıp orada ekranlarda yüzlerce ekran üzerinden evleri, insanları, her şeyi takip ettiğini evet, ve aynı zamanda da senin telefonun buradayken telefonun mikrofonundan dış ses dinleme, telefonun kamerası, sen telefonun kapalı olduğunu düşünsen kamerayı açıp kameradan ortam izleme gibi her şeyi yapabiliyor. Bunları nasıl öğrendik? Edward Snowden bir gün dedi ki ya bu dedi hani insanlar bunu bilmiyor. Ben bunu anlatmam lazım. Amerika'dan kaçıp Rusya'ya gidiyor ve WikiLeaks. WikiLeaks değil. Ne diyorlar adam ne diyorlar? Whistleblower mu diyorlardı? Öyle bir şey diyorlardı. Bir ünvanı var. Oradan da yayınlamaya başlıyor her şeyi. Ve insanlar tabii şoka giriyorlar. NSA'nın kullandığı bütün bu hacking tool'larını, yazılımlarını evet. açtı insanlara. Aynen öyle. Aslında NSA'nin sahip olduğu yazılımlara sahip şu an dünyada binlerce insan var, hacker var. Hacker olmak isteyen insan var. Şey bile dedikodular bile çıktı ya. Yani Cisco'nun kendi firewall'larını da bilerek açık bıraktıklarını sözde ispatları bile mevcut olduğu iddia ediliyor. Yani burada şunu anlıyoruz. Yani bunlar niçin oluyor her şey? Her şey, bunun hepsi senin verini ele geçirmek için oluyor. Tek amaç veri. Dünya en büyük data center'a galiba NSA'ya sahip bu arada. Wow. Bütün bu şeyleri store etmek Hiç için. Hiç şaşırmadım. Bunu bir yere okumuştum. Yani en büyük olmasa en büyüklerin arasındadır. Ve hepsi veri. Tabii öyle olunca da evet veri şirketimizi, işlerimizi daha güzel noktaları taşıyabilen bir tool. Ama aynı zamanda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü veri yanlış insanların eline geçirdiği zaman bu sefer de kötü kullanıp bir ülkenin gidişini değiştirebilecek, geleceğini değiştirebilecek, belki karartabilecek bir tool'a dönüşüyor, ürüne dönüşüyor. Burada da hepimizin aşırı dikkatli olması lazım. Yani aslında kendi verimizin sorumlusu biziz. Cep telefonumuza taşıdığımız cihazın içinden neleri yaptığımızda başımıza ne gelebileceğimizin farkına varmak zorundayız. Hı. Yani sen Facebook'ta gezdiğin için, Facebook'ta gördüğün bir postu likeladığın için ya da Instagram'da takip ettiğin kişilere göre senin kim olduğunu aslında paylaşıyorsun. Ve buna karşı önüne çıkan her türlü interaktivitede yönlendirilebilmeye açıksın. Evet. O yüzden bunun farkına varmak zorundayız. O yüzden birçoğumuzun başına geliyordur yani internetten bir e-mail geliyor sana. Seninle ilgili bazı bilgiler toplamaya çalışıyor. Telefonla sana ulaşıp senin bilgilerini doğrayıp bankaymış gibi davranmaya çalışan kişiler var. O yüzden bunların arkasında yatan her şey güvenlik ve her şey senin datan. Yani ben bir sosyal hacker olarak seninle ilgili bazı bilgilere sahipsem 2-3 soruyu senin telefonda ikna edip aslında senin banka hesabına erişebilirim. Evet, aynen öyle. O yüzden data demek acayip güvenlik demek. Hepimizin aşırı dikkatli olması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu konuda düşünceleriniz lütfen yorumlara yazın. Bölüm beğendiyseniz likelamayı ve bize destek olmak için paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.